CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzon Baro Başkanı Avukat Sibel Su İçmez'e iadeyi ziyarette bulundu. Trabzon Baro Başkanı Avukat Sibel Su İçmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güzide Uzun hanımefendi seçimle göreve gelen ilk kadın başkan. Trabzon siyasetinde güzel işlere imza atacağına inancımız tamdır, dedi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Güzide Hanım'a bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi Trabzon ilinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimle gelen ilk kadın il başkanı. O yüzden Trabzon için de, Türkiye için de önemli. Daha önce çalışmalarını biliyoruz, tanıyoruz. Arkadaşlarıyla birlikte Trabzon ve Türkiye siyaseti için faydalı çalışmalar yapacaklarına inanıyoruz. Hem kendilerine hem de yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza tekrar nazik ziyaretler için çok teşekkür ederim. CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun da Türkiye'miz zor günlerden geçiyor. Birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. İade-i ziyaretlerimiz devam edecek, dedi. Baromuzun kadın Baro Başkanımız olması hasebiyle bundan çok büyük gurur duyuyoruz. Ben yönetim kurulu arkadaşlarım adına kadın dayanışması üzerinden de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'miz zor günlerden geçerken birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde birlikte bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. İade-i ziyaret toplantılarına devam edeceğiz. Tüm sendikaları, tüm demokratik kitle örgütlerini, meslek örgütlerini dolaşacağız. O anlamda ben hepinize teşekkür ediyorum. Kanuni Bulvarı'nın geçtiği güzergahta C18 mağduru olduklarını belirten vatandaşların tepkisi sürüyor. Çukurçayır, Gölçayır, Kutlugün, Düzyurt ve Gözalan köylerinde oturan vatandaşlar adına konuşan Tuna Kurt, Yavuz Genç ve Alparslan Genç, Kanuni Bulvarı için ayrılan para yanlış uygulamalar nedeniyle bitti. Bunun için bizlerin tapulu arazilerine C18 uygulaması ile el konuluyor. Bu devlet eliyle gasptır. Bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir, dediler. Gördüğümüz Kanuni Bulvarı, hani bilmiyorum, ihtiyacı karşılıyordur herhalde. O kadar teknik bilgim yok ama böyle bir Sayın Bakanımızın Süleyman Soylu'nun lafıyla deyip nedir bu gugar gibi bir yol dedi bize. Ya herhalde böyle gerektiği için yapılmıştır. Bizim alanlarımız şuralara kadar geliyor. Yani bizim mevcut şu anki 5 köyümüzün alanı şuradan şuraya kadar olan bir kasım ve mevcut yolun %30'u. Bütün bu alan kamulaştırılmaları yapılmış. Ara tüneller, kavşaklar yapılmış. Sadece bağlantıların yapılması bekleniyor. O süreçte burası tamamlandıktan sonra devam edecek. İşin yani resmi boyutunda, resim anlamında bakarsak bütün şu yol, yani bahsettiğimiz %70'lik kısım tamamen kamulaştırıldı. Kamulaştırılmayla geldi. Ücretler ödendi. Ücretler konusuna girmeyeceğim, o başlı başına bir fecaat. İsme göre kamulaştırma mı yapılma dersiniz. Neyse, onlara girmeyelim. Onlar biraz daha tabii teknik bilgiler ama enteresan şeyler oldu burada. İki şeritten bu Cengiz Bey'le de bu işi konuştuk, söyledik. Hesap hatası falan denildi buna. İki şeritin üç şeride çıkıldı. Gelen büyük paraları da bu iki şeritin üç şeride çıkıldığı için oralara harcandı. Kimilerine daha çok paralar. Yani bütün ödenekler buralara harcandı. Şurası biliyorsunuz buradan geliniyor. Burası Boztepe. Bu yol, şimdi diyoruz yani bu yol yolsa niye bunu uzatılıyor? Hatta bakanımız da aynı şeyi söyledi. Yani bu dedi niye böyle gugar gibi dedi. Aynı bu şey, aynı bu terimi kullandı. Yani bizde hani orak derler ya, gugar şey gibi, saplı şey. Bu niye böyle gugar gibi oldu söyledi. Yani şuradan şuraya da bir kesekten bir yol yapılabilir. Tüneller şurası, Çukurçay tünelleri şurası. Bizim sıkıntımız bundan sonradan başlıyor. Şuradan şu uca kadar. Burası aşağı yukarı 6,5 kilometre. Şuraya kadar, şuralar da tarım arazileri görüyorsunuz. Burası Çukurçay'ın üstleri, işte kabanlar, bayırlar, tepeler. Buralara çok tanıdığımız, sevdiğimiz abilerimize 1.250.000 liradan dönüm parası verildi. Evet. Verildi. Burada herkes biliyor bunları. Hatta onlar da gelip konuşup şey yaparlar.
Ondan sonrasına ne hikmetse 18 uygulandı. Şurası zaten sanayi alanı belirlendi. Burası Aşkale Çimento'nun şu anki atıl bulunan yeri. Düzlük'teki atıl bulunan yeri. Ve Aşkale Çimento'ya da %40 yerini aldığı için şu bölgelerden, ne hikmetse şu bölgelerden, sanayinin olduğu bölgeden ve civar bölgelerden, şu güzelim yerlerden 66 tane parsele Aşkale Çimento'ya ortak ediyor. Atıyorum bana Aşkale Çimento kardeşimden sonra 3. hissedar Aşkale Çimento oluyor. Ve bu 66 tane irili ufaklı, kiminin 300 metrekaresine, kiminin 3 dönümüne ortak oluyor. Şimdi yarın öbür günü biz bunu Cengiz Bey'le de söyledik, belediye başkanımıza da söyledik. Yani bu izahı şuurla yarın öbür günü buralara sanayi yapılacak. Ya abi kardeşim alamıyorsan ben alıyorum dediği zaman biz ne yapacağız? Biz Aşkale Çimento'yla veyahut da daha zaten, büyük devlerle nasıl mücadele edeceğiz? Aynen öyle. Zaten bizim bu süreçteki soru işaretlerimiz Aşkale'yle başladı. Yani biz bu sürecin ortalarında Aşkale'nin burada ne duruma getirildiğini öğrendik. Terk ettiği 300 dönümlük yerden çıkartılan, daha doğrusu çıkan Aşkale'yi şimdi şu alana bakıyoruz. Maçka yolu, İpek yolu dediğimiz yol, bağlantı yolu ve muhtemelen bilmiyorum ama güney çevre yolları da şuralardan bir yerden geçecek. Hiçbir anlam ifade etmeyen mevcut Aşkale arsaları, arazileri bu planla alınıyor ve ki rakam olarak da verebiliriz. Aşkale'nin şu an terk etmiş olduğu yerler aşağı yukarı bizim köylerdeki fiyatlar bellidir. Yeri çok kötü bir yerdir. Yani zemin etütleri de yapılmıştır. Kötü anlamda bu bir yerdir. Alparslan'ın da söylediği gibi Alparslan'a çünkü çok yakın arsa dönümü 20 milyar etmiyor. Verilmiyor yani çünkü tamam hiçbir şey yetişmeyen bir yer. Dönümü 20 milyar olmayan yerden alınan Aşkale dönümü 2 trilyonluk yere hissedar ediliyor. Aşkale'nin toplam terk ettiği yerin bugünkü rayiç değeri 600 milyar. 600 milyar. 600 milyarlık terk edilen yeryüzünden 66 parselde mevcut şu anki haliyle en az 20-30 trilyona ortak oldu. Rayiç bedelini mi ödeyeceğiz Aşkale'den izahari şuuru yaparken yoksa kendi bize hissedar etmiş olduğunuz kendi arazilerimizin rayiç bedelinden mi? Ya tabii ki kendi arazilerimizin rayiç bedelinden. Yani bu burada tabiri caizse saçmalığın daniskası yaşanıyor. Aslında bu kimsenin burada şöyle bir egomanya oluştu. Biz burada sanki bir yola karşı, vatana karşı yapılan icraatlara veya yapılmaya çalışılan bir eyleme karşı duruşumuz kamuoyuna lanse edilmeye çalışılıyor. Biz de bunu bu tip basın toplantılarına ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışarak bizim burada yapmış olduğumuz şey kesinlikle yola ve yapılan ülkemiz adına veya şehrimize yapılmaya çalışılan bir işleyişi, bir güzelliği veya bir yolu, bir okulu, bir hastaneyi, bir postaneyi, bir yatırımı engellemek değil. Yapmaya çalışmış olduğumuz şey şu imar planında da gözükmüş olduğu gibi yapılan bir yanlış hesabın sonucunun maliyetinin bu topraklarda yaşayan vatandaşa yüklenilmeye çalışılmasını engellemek adına bir yola çıktık. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Trabzon'da Nazif Kurşunoğlu camiini yaptıran hayırseverin çocukları camiyi icraya verdi. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Değirmendere mahallesinde bulunan Nazif Kurşunoğlu camiyi yaptıran hayırseverin İstanbul'da yaşayan çocukları tarafından icraya verildi. Caminin dernek başkanı Murat Kerimoğlu cemaatten yardım toplayarak icrayı durdurdu. 20.000 TL civarında bir para toplayan Kerimoğlu caminin neden icraya verildiğini bilmediğini dile getirdi. Bize temel fıkrası gibi geldi. Bizim hiç bir şeyden haberimiz yokken bize bir istira kağıdı geliyor. İstirada işte 20 küsür bin lira bir para ödenecek. Biz de bu parayı halktan topladık. Yardım yani borcuları topladık. İstiraya yattırdık. İstiraya yattırdık ve mahkemeye verdik. Bu kadar. Onlar mı kazanır, biz mi kazanırız? Camiyi yaptıranın çocuklar tarafından işler geldi bize. Onu bilmiyoruz işte. Onu da öğrenemedik daha. Yani ne sebepten
Biz işreye verildik. Daha önceden bana bir tebligat gelmedi. Yani gelse imzalayıp alacağım bir tebligat. Öyle bir tebligat gelmedi. Direktman icra kağıdı geldi bana. Ben de şaşırdım ya, bu icra niye, ya bu cami niye işreye verildi? Biz uğraşıyoruz camiyi güzelleştirmeye. Para beklerken onlar bizden para bekliyorlar. Yani ben de şaşırdım. Böyle bir şey olur mu? Hiç cami işreye verilir mi? Burası bütün halkın camisidir. Adam buraya gelip namazını kılacak. Madem bir kısmı bunu duyunca şaşırdı tabii. Böyle bir şey olmaz. Şimdi cemaat de diyor ki bundan sonra artık parayla namaz kılacağız biz burada. Öyle bu para bir yerden toplanacak bunu ödemek için. Onlar da şaşırmış durumda. Bir cemaatin herhangi bir şeyi olmaz. Etkisi olmaz bu konuda. Ama tabii ki iyi bir intiba bırakmaz. Parayı yatırdık. İcraya yatırdık parayı. Bir mahkeme bekliyoruz işte, bir karar bekliyoruz. Durdurduk yani, parayı yatırdık dediği şeye. Ya icrayı durdurdunuz. İcrayı durdurduk. Bundan sonra onlar mı kazanır, biz mi kazanırız? Beklendiyiz artık. Doğu Karadeniz bölgesinde 2017 yılında polis bölgesinde gerçekleşen trafik kazalarında 117 kişi hayatını kaybederken 8152 kişi de yaralandı. Doğu Karadeniz bölgesindeki Artvin, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 2017 yılında 4608 ölümlü yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede en çok trafik kazalarının yaşandığı il Trabzon olurken kentte 1869 ölümlü yaralamalı trafik kazası yaşandı. 2266 maddi hasarlı trafik kazasının gerçekleştiği Trabzon'da 36 kişi hayatını kaybederken 3134 kişi de yaralandı. Trabzon'da 2016 yılında meydana gelen 1813 tane trafik kazasında 68 kişi hayatını kaybederken 3037 kişi de yaralanmıştı. Bölgede en çok trafik kazalarının yaşandığı ikinci il ise Giresun oldu. Öte yandan bölgede 2016 yılında 4640 ölümlü yaralamalı trafik kazası gerçekleşirken bu kazalarda 181 kişi hayatını kaybetmiş, 7733 kişi de yaralanmıştı. 2017 yılında bölgede yaralamalı trafik kazaları artarken ölümlü kazalarda ise düşüş yaşandı. 4608 ölümlü yaralamalı trafik kazalarının meydana geldiği Doğu Karadeniz bölgesinde 117 kişi hayatını kaybederken 8152 kişi yaralandı. Giresun'da reklam işi yapan Cemil Baker ve Yener Mustafa Şenel arkadaşlarıyla girdikleri inatlaşma sonucu 1899 model Şahin otomobille toplamda 15.000 kilometre yol yaparak Avrupa'yı turladılar. 5.000 TL'lik araç ile 15.000 kilometre yol sloganıyla çıktıkları yolda Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Çekoslovakya, Almanya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan ve Slovakya'yı gezerek hedefleri olan 15.000 kilometreyi tamamladılar. Çıktıkları yolda karşılaştıkları her gurbetçinin ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Cemil Baker, maceralarının Almanya'ya kurdukları reklam şirketiyle başladıklarını söyledi. Reklam üzerine Avrupa'ya kurduğumuz bir şirketimiz var. Hamburg'a kurduk. Yani yaklaşık 2 yıldır da bununla uğraşıyoruz. Sürekli arabayla Almanya'ya gidiyoruz. Her seferde değişik bir arabayla gittik. Arkadaşlar dedi ki hani 5000 liralık arabayla 15.000 yol yapılır mı? İşte Tofaş'la falan filan derken biz de yapılacağını iddia ettik. Sonra iş biraz daha teferruatlanınca işte gidilir mi gidilmez mi? Yok gidemezsiniz, gideriz. Sonra sloganımız bu oldu. 5000 liralık araba 15.000 kilometre yol sloganıyla çıktık. Ve Avrupa'daki bir sürü ülkeyi gezdik. Ve de çok şükür Şahin'le tekrar Giresun'a döndük yani. Gidiş yolumuz güzergah itibariyle yani Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Çekoslovakya, Dresden ve Berlin'den Almanya, daha sonra Danimarka. Dönüş yolumuz da Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre, İtalya, Arnavutluk, Tiran, Slovakya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Türkiye tekrar geri dönüşü. Yaklaşık bir 15.000 kilometre tamamladık.
Şu anda yani Türk'ün gücünü gösterdik yani. Çok ilgi ve alaka vardı Avrupa'da. Sağ olsunlar bize çok büyük ilgi gösterdiler. Türk bayrağı ile arabalarla yolumuzu kesenler illa bir resim çekelim, hani buraya nasıl geldiniz diye soranlar oldu. İlgi alaka çok güzeldi yani. Cemil Baker'in yol arkadaşı Yener Mustafa Şenel ise Almanya'da yollarını kesen bir gurbetçinin babalarının Tofaş marka bir araçla Almanya'ya gelme hayalini kendilerinin de gerçekleştiremediğini ama aracı gördüklerinde kendileri yapmış gibi sevindiğini ifade etti. Gurbetçilerimizin bizlere karşı olan sevgileri çok üst düzeydeydi. Bir gurbetçimiz bir anısını bizle paylaştı. Babasının yıllar önce Almanya'ya geldiğini ve hayalindeki bir Tofaş'la bu Almanya'ya gelmek istediğini belirtti. Bu Almanya'ya gelemediğini ama kendilerinin de bu babaların hayallerini gerçekleştiremediğini söyledi. Ve yanında küçük bir kızı vardı. Bu kızınla arabayı oturtturdu, üstüne bir resim çekti ve kızına dedesinin hayalini bizlerin gerçekleştirdiğini söyledi. Biz de bunları duyduğumuz zaman çok mutlu olduk. Ve 5000 TL'lik aracımızla 15000 kilometre yaptığımızda Türk insanımızın da bundan gurur duyduğunu ve bizlerin gurur duyduğu için çok sevindik. Uzmanlar özellikle kış aylarında taze ve çok çeşitli olan balığın haftada en az 2-3 gün sofrada bulunması gerektiğini dikkat çekti. Uzman diyetisyen Özlem Tay balığın bilinmesi gereken en önemli yararı hakkında bilgi verdi. Özellikle mevsiminde tüketilen balığın içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için son derece gerekli olan bir besin olduğunu anlatan Tay, balığın gribe ve enfeksiyonlara karşı vücudu koruduğu yapılan açıklamalarla kanıtlanmıştır. Özellikle sezonunda balık haftada 2-3 kez düzenli olarak tüketilmelidir. Balıkta diğer hayvansal kaynaklı besinlerin aksine doymuş yağ yerine doymamış yağ asitleri denilen omega 3 yağ sistemi bulunuyor. Omega 3 vücudun üretmediği ve en fazla balıkta bulunan son derece faydalı bir yağdır. Omega 3 kalp ve damar sağlığını koruyucu düzeninin yanı sıra gözde sarı nokta hastalığı riskini azaltır, kan şekerinin düzelmesine yardımcı olur dedi. Balığın iyottan zengin bir besin kaynağı olup zeka gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çeken Tay, balık yiyen çocukların zeka puanlarında artış meydana geldiği ve öğrenme kabiliyetlerinin arttığı görülür. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında düzenli balık tüketen annelerin bebeklerinde öğrenme, algılama ve bebeklik döneminde kavrama, tutma gibi el fonksiyonlarının güçlü olduğu saptanmıştır. Bebek ve çocuklarda zeka gelişimini destekleyen balığın bileşenlerindeki deha görme ve nörolojik gelişiminin sağlıklı bir biçimde gelişmesinde son derece etkin rol oynar. Balık tam bir kalp dostudur. Balık kemikleri güçlendirir, özellikle de kılçığı ile yenildiğinde küçük balıklar kalsiyumdan zengin olduğunda kemiklerin güçlenmesini sağlar. Bu özelliğiyle kemik erimesi sorunu yaşayanlar, menopoz dönemindeki kadınlar ve yaşlılar bol bol balık tüketmeleri önerilmektedir diye konuştu. Rize Doğu Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin arazi çalışması sırasında yolda yaralı halde bulduğu Karaca'nın yaralı bacağı Rize'de özel bir veteriner kliniğinde yapılan ameliyatla kesildi. Karaca hayatını 3 ayaklı sürdürmek zorunda kalacak. Konu hakkında açıklama yapan veteriner hekim Burak Çakıroğlu şunları söyledi. Kliniğimize dün gelen Karaca'nın ön ayakta ciddi bir travma vardı. Travma söz konusuydu. Ayak neredeyse kopma derecesine gelmişti. Daha önce zannedersem beşeri hekim arkadaşlarımız ilk müdahalesini, acil müdahalesini yapmışlar. Kanamayı durdurmuşlardı. Ve kliniğimize kanama durmuş vaziyette bandajlı bir şekilde gelmişti. Fakat kliniğimizde yaptığımız kontrolde maalesef ayağın gangrene doğru gittiğini gördük ve amputasyon olarak tabir ettiğimiz ayağı vücuttan uzaklaştırma operasyonunun yapılması gerektiğini
karar verdik. Ve dün itibariyle biraz kendisini toparlaması düşüncesiyle kliniğimizde müşahede altında tuttuktan sonra bugün operasyonu gerçekleştirdik. Başarılı bir operasyon oldu ama maalesef ayağı vücuttan uzaklaştırarak artık üç ayaklı şekilde hayatını sürdürmesini bekleyeceğiz. Buradan da bildiğim kadarıyla Milli Parklar Müdürlüğümüz Kars bölgesindeki rehabilitasyon merkezine, yaban hayvanları rehabilitasyon merkezine götürecekler Karaca'mızı. Burada tercih etmemiz gereken bir durum vardı. Ya hayatı bu şekilde sürdüremeyeceği için ötenazi kararı alınacaktı veya bu şekilde hayata da kalması özellikle hem bizim düşüncemiz hem de Milli Park yetkililerinin düşüncesi o şekilde oldu ve operasyonunu gerçekleştirdik. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Anesteziden çıktı. Önemli bir bizim için aşamadır. Biraz daha vücudunu destekleme tedavisi yapıp 2 gün sonra Kars'a yollamayı düşünüyoruz. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Yardımcı Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu, Trabzon'da bu yıl 18 Şubat'ta 38.si düzenlenecek olan Trabzon yarım maratonu öncesinde hazırlanan tanıtım filminde oynadı. Koşuya davet noktasında Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nce hazırlanan tanıtım filmlerinde Trabzonlu ünlüler herkesi maratona katılmaya davet ediyor. Bunlardan biri de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş. Beşiktaş Nevzat Demir Tesislerinde çekilen tanıtım filminde Güneş kendisi gibi Trabzonlu olan yardımcı antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu ile sohbeti esnasında Kulaksızoğlu'nun "Bu yağan yağmur aynı Trabzon'daki gibi" demesi üzerine konuşmayı yarıda keserek "Bugün Trabzon'da koşu var, benim ona geçmem lazım, gel beraber geçelim" diyerek sohbeti yarıda kesiyor ve bulundukları yerden ayrılıyor. Anadolu'da ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi çok güzel memleket. İnsanıyla, doğasıyla harika bir yer. Şu anda baktığın zaman bir yayla havası görüyorsun. Sis, duman buraya yerleşmiş. Harika. Doğa güzelliğini görüyorsun. Ne hatırlıyorsun burada sen? Ulan şimdi bak, yağmur da yağmış. Karşıya baktığında aynı Trabzon'un yaylalarında. Ya, bu da yağmur ya, Trabzon dediğim aklıma geldi. Kusura bakma, bugün maraton var. Geç, hadi gel beraber gidelim. Hadi gel. Maraton var burada. Geç kalma. Hadi.